Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golova.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son günlerdeki beğenileriniz, yorumlarınız ve kanala desteklerinizden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir hediye paketi var elimde. Bakalım içinde ne var. Merak ediyorum. İçinde güzel bir forma var. Fenerbahçe forması. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoya 1907 tane beğeni atıyorsunuz. Hadi 1 Şubat'a kadar da süresi olsun. Zaten görür görmez atarsanız. Yorumlara da içinde Kadıköy Sokak geçen herhangi bir yorumda bulunun. Yani Kadıköy Sokak yazan bir yorumda bulunun arkadaşlar. Biz de 1 Şubat'a kadar 1907 beğeni geldiği anda yorum yapan kardeşlerden birine bu güzel formayı Feneryum paketi içinde armağan edelim. Sadece kuralımız abone olmak ve yorum yapmak, başka bir şey değil arkadaşlar. Beğeni sayısına da bağlı. Evet, lafı fazla uzatmadan duyumlara geçelim mi? Geçelim ama önce uçak. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'mizin yıldız futbolcuları var ve bu yıldız futbolcular, hani diyorsunuz ya, forma alsam arkasına kimin adını yazdıracağım diye. Mesela alır almaz bu formayı kazanır kazanmaz Ferdi Kadıoğlu yazdırabilirsiniz. Çünkü Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtıyor. Canıyla başıyla mücadele ediyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ve aynı Ferdi Kadıoğlu bugün, yani 26 Ocak'ta bazı açıklamalarda bulundu. Biz de bu açıklamalardan önemli kısımları aldık. Yani konumuzla alakalı kısımları aldık. Onları da değinelim arkadaşlar. Ki antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'ye geldiğim ilk sezon çok fazla oynayamadım. Güçlü kalmak zordu benim için. Oynadıkça daha da güçlendim. Son 3 yıl çok daha fazla süre aldım. Bu unsurlar da sizi güçlü hale getiriyor. Bakın, oynadıkça daha da güçlendim diyor. Mesaj net. Takımda çok fazla tecrübeli oyuncu var. Herkesin bu noktada sorumluluğu var. Diğer takım arkadaşlarım da birbirlerini motive ediyorlar. Ben takımın en eski oyuncusu olabilirim. Ama bize gelmeden önce şampiyonluk yaşayan çok tecrübeli oyuncular var diyor. Şimdi çok kritik bir soru, hani nerede oynarsın gibisinden. Her pozisyonda oynarım diyor. Favori pozisyonum 10 numara. Ama kenarda oynamaktan da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. Oynadığım her pozisyonda başarılı olduğumu düşünüyorum. Hocam bana görev verdiği takdirde hangi pozisyon olursa olsun oynarım diyor. Geçen seneden itibaren oldukça gelişim kaydediyoruz. Bu gelişimi bu hocayla beraber sürdürüyoruz. Ben de kendi özelliklerimi sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Hocanın da bizim de taktiksel anlamda güçlü yanımız var. Günden güne takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Hocamız da bu noktada bize yardımcı oluyor. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sosyal medyada bazı haberler var. Mesela Jesus önde oynatmak istiyor diye bir haber gördüm. Fenerbahçe'de sağ bek, sol bek, sağ, sol, kanat oynayan Ferdi'nin artık oyunun ofansif yönünü de çok daha iyi oynayabilecek seviyeye geldiği bilgisi edinilirken, Jesus'un hedefinde Ferdi'yi 8 numara oynatmak olduğu öğrenildi. Başarılı oyuncu çalım ve dribling yönünün çok gelişip öne çıkmasıyla ve bir sol bek transferiyle 8 numarada görev alacak. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'ye gelmeden önce Necmegen'de ağırlıklı olarak orta sahada görev yaparken Hollanda'daki bir 2017-18'de 39 maçta 8 gol 13 asistlik bir performansa imza atmıştı. Şimdi Fenerbahçe'de de benzer bir istatistiğe imza atabilir ama mesela çok bilgin bir tane şahıs var, Fenerbahçe düşmanı. Diyormuş ki Ferdi iyi hoş da niye golü ya da asisti yok? Ya gol asistiyle yorumlamak ilginç. Mücadelesi yeter. Ha, şunu söyleyeceğim. İyi ki sözleşmesini uzattık. Fenerbahçe'ye 64 kilo olarak gelmişti. Yani performans olarak, fizik olarak kendini geliştirdi ve şu anda 75 kilo. 23 yaşındaki futbolcunun kas kütlesi ciddi oranda artmış durumda. Futbolu da gelişti, olgunlaştı ve geçen yıl sözleşmesi uzatılırken
Hani gösterdiği mükemmel çıkışta yeni transfer gibi oldu. İyi ki sözleşmesini geçen gün uzattık. Bu Fenerbahçe adına müthiş bir doğru hamle oldu yorumları yapılıyordu. Bu sene işte Napoli'nin net olarak talipliği var. Ajax takip ediyor ama en ciddi aday Borussia Dortmund. Arkadaşlar resmi olarak Borussia Dortmund'un teklifi var. Resmi olarak. Kanala bazılarınız yeni abonedir. Onlar da bilsin. Hatta teklif şu şekildeydi. Biz size şunu verelim. Şimdi verin. Vermiyorsanız anlaşalım. Yazın verin diye. Biz de yaza erteledik. Erdi Kadıoğlu görüşmesini bilginiz olsun. Verdi de buna resmi olarak kendi ağzından cevap veriyor. Tabii ki Avrupa'ya gitme hayalim var. Ama şu an takım olarak şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Şimdi tek odak noktam Fenerbahçe diye. Çok basit bir soru sorayım size. Bu cümleden ben şunu anlıyorum. Şampiyon olalım. Ondan sonra ben gideyim. Yani Avrupa hayalim var. Hedefim var diye. Şampiyon olalım bence de gitsin. Yolu açık olsun. Çünkü bu kadar kaliteli bir futbolcu zor yani. Bu ekonomik şartlarda ve Fenerbahçe'nin bu kadar borcu varken, ülke futbolda bu haldeyken, canların istediği yeri şampiyon yapılırken, hani tehdit edenler, algı yapanlar kullanırken bence de gitsin. Dünya devi Atilla Szalai'nin peşinde. Şimdi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları var ama teklifler de artarak devam ediyor. Bir dev kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalacak diyor. Kim o kulüp? Liverpool. Liverpool, Macar, Van Dijk'ın peşinde diye bir haber var. Şimdi Fenerbahçe geçen sene şampiyon olamasa da stoper ikilisi Kim Min-ji ve Atilla Szalai transferin gözde isimlerinden de birçok kulübün radarına girdi. Hatta Fenerbahçe'nin gönderdiği yedekler bile bir şeyler yapar durumda. Hatta bunlardan bir tanesinin haberini de kısaca buraya aldım. Augsburg galibiyeti getiren golü Berisha atmış. Biliyorsunuz Bundesliga'nın 17. haftasında Augsburg sahasında Mönchengladbach'ı Mergin Berisha'nın golüyle yenmiş. Ki 1-0 maçı kazanıp 3 puan hanesine yazılmış. İlginç de bir golü var. Hatta çok müthiş bir bitiricilik gerektiren müthiş bir vuruşla atıyor golü. Şaka yapmıyorum, gerçekten öyle. 82. dakikada Berisha atıyor. Berisha bu sezon Bundesliga'da, bakın kupa maçını demiyorum, hazırlık maçını demiyorum. Bundesliga'da 11. maç 4 gol 4 asist. Bakın Bundesliga'da 11 maç 4 gol 4 asist. Augsburg bu puanla 18 puana yükseldi. Düşme potasının üstüne çıktı. Mönchengladbach 22'de kaldı. Şimdi bana hep şu soru soruluyor. Ya hocam bizde niye çöptü de burada Bundesliga'da arkadaşlar bakın sıradan bir lig değil. Hani Hollanda Ligi'ne nispeten golcü bir lig gelir birçok kişi. Adam Bundesliga'da çatır çatır gol atıyor, asist yapıyor. E bizde niye tutmadı? Çünkü bizimkiler sabırsız. Bizimkilerin istekleri çok yüksek. Uzun lafın kısası hani Kim Min-ji, Salah'ı düşünün yani Berisha'ya kadar teklifler geldi. Hepsini bir şekilde gitti ama Salah'ı şimdi kadroda tuttuk. Kim Min-ji'ni de serbest kalma bedelinden dolayı mecbur gönderdik. Ve Salah'a da teklifler geliyor diyor. İyi de hocam son zamanlarda çok kötü. Katılıyorum. Son zamanlarda çok kötü. Gerçekten katılıyorum. Peki bir şey soracağım. Acaba son zamanlardaki kötülüğe transfer teklifleri de etki etmiş olabilir mi? Hani kafası karışık olabilir mi? Bakın Liverpool'a Kim Min-ji pahalı gelmiş. Sakatlığı hani Van Dijk'ın sakatlığı sonrasında stoper arayışına başlamışlar. Kim Min-ji'yi istemişler. Yüksek gelmiş. Rota Atilla Salahi'ye dönmüş. Maliyeti Kim Min-ji'den daha düşük. Ve 25 yaşındaki stoperin ara transferde en önemli isimlerden biri olduğu gözlemleniyor diyor. Hani haberi uzun uzadı diye okumayacağım ama Liverpool'un teklifi yok. Avrupa'dan nasıl diyeyim sana size bir dünya devi diyebileceğimiz bir takımın ciddi bir ilgisi var. Hatta yanlış takımlara bakıyorsunuz. Adı hiç geçmeyen bir takım. Kırmızı beyazlı bir rengi olması lazım. Avrupa'nın önde gelen takımlarından birisi. Çok ince bir şekilde süzüyorlar ve yazın bu transferin gerçekleşmesini ben bugün itibariyle hani yüzde de vermek istemiyorum ama yüksek görebilirim. Hani ben Atilla Szalai'nin ve Ferdi Kadıoğlu'nun yazın Fenerbahçe'de kalacaklarını düşünmüyorum.
ve güzel paralara gideceklerini düşünüyorum. Her ikisinden de totalde hani hedeflenen, tabii ki hedeften bahsediyorum. Hedeflenen 30 milyon euro ve üzeri. Ama bakalım anlaşmalar nasıl yapılır, sözleşmeler nasıl olur, nasıl eder göreceğiz. Fakat şunu söyleyeyim. Gerçekten bu iki yıldızımıza kanca var. Ha, bunun haricinde Crespo'ya da kanca var, Osayi'ye de var ama özellikle Dortmund'un Ferdi'ye kancası çok yüksek. Bakın demedi demeyin, şimdi herkes transfer olup bittikten sonra ilk ben demiştim diye piyasaya çıkıyor ama ben artık söylemiyorum, konuşmuyorum. Bunun kararını siz verin. Beğenilerinizde, abone olarak, yorum yaparak, video izleyerek, reklam tıklayarak, izleyerek siz verin cevabını. Ben bu iki ismi devre arasında gitme ihtimallerini %0 görüyorum. Yazın gitme ihtimallerini, ikisinin birden gitme ihtimalini %70'in üstünde görüyorum. Birinin gitme ihtimali, yani en az birinin gitme ihtimali %110. O kadar diyeyim size. Tabii lig devam ediyor. Biliyorsunuz pazar günü Kasımpaşa maçımız var. Ligde 2'de 2 yapıyoruz. Son maçlarda ama sanki futbol beklentilerin altında kaldı birçok kişiye göre. Ve pazar günü Kasımpaşa müsabakasında Fenerbahçe'nin 11'i değiştirmeyi planladığı söylentiler arasında ve duyumlar arasında Portekizli teknik adamın taktik idmanında sürpriz isimleri denediği öğrenildi. Fenerbahçe taktik idmanında Jorge Jesus sürpriz isimleri deniyormuş arkadaşlar. Şimdi diyeceğiniz şey şu olacak. %100 eminim. Hocam bak, etme eyleme. Üçlü müçlü değil değil mi? Arkadaşlar şöyle yapalım. Haberin bu kısmında Fenerbahçe orgu açtım. Bugün saat 12.37'de hazırlıklar sürüyor diye bir paylaşım var. O paylaşımı da açtım. Aşağı kısımdan fotoğraflara bakacağım. Yani açıklama umurumda değil. Açıklama umurumda değil. Gerçi açıklama da var da sitede bir sıkıntı var herhalde. Joshua King ve Osayi Samuel günü bireysel idmanla tamamlamış. İşte niye böyle yaptı ya? Ha, haberi okuyayım. Fenerbahçe'miz 29 Ocak Pazar günü saat 19'da Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Can Bartu tesislerimizde teknik direktörümüz Jorge Jesus yönetimindeki idmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Joshua King ve Bright Osayi Samuel günü tedavi programlarıyla tamamladı diyor. Ki bizim buradan anladığımız ne? Osayi de Joshua King de pazar günü yoklar. Net olarak bence bunu anlamamız lazım. Antrenman öncesinde yakın zamanda Labrador cinsi köpeğini kaybeden Emre Mor'a Kaptan Altay Bayındır takımımız adına aynı familyaya ait bir köpek hediye etti. Köpeğin adı Meloş'muş. Yok, Meloş değilmiş. O nereden çıktı ya? Neyse, köpeğin adı bilinmiyor. Futbola takımımız hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlar sürdürecek. Şimdi idman fotoğraflarını açtık. Jesus arka fonda taktiksel bir diziliş var arkadaşlar. Arka fondaki diziliş 4-1-3-2 şeklinde. Yalnız rakip takım, yani ev sahibi takımın formasyonuna dikkat edin. 3 tane orta saha gözüküyor. İleri 2-2. Yani 7 kişi. Arkadaşlar, Fenerbahçe bu maça sanki üçlüyle hazırlanıyor gibi. Bakın, taktik tablosu arkada duruyor. Üçlü ev sahibi ekip, bir tane ön libero. Bak, 3 tane stoper, bir tane ön libero. Kanat bekleri sağ ve sol orta saha çizgisinde koğuşlanmış durumda. Orta sahada ön liberonun önünde 2 tane merkez 8 numara mevcut ve çift forvet mevcut. Yani 3-3-2-2 sistemiyle ev sahibi ekibin dizilişi mevcut. Bu görsele dikkat etmenizi istiyorum. Açın siz de bakın. Yani açın siz de bakın. Böyle bir diziliş de mevcut. Diğer dizilişte 4-1-3-2 sistemi var. İkinci forvet 8 numaralı olan forvet gizli forvet konumunda kanadın arkasında oynuyor.
İdman fotoğraflarında Altay'ın yüzü gülüyor, Mert Hakan'ın yüzü gülüyor, Emre Mor'un yüzü gülüyor. Nazım Sangare de arkada gözüktü sanırım. İrfan'ın yüzü gülmüyor. Arao'nun yüzü gülüyor. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Zaytsın yüzü gülüyor. Buruman'ın da yüzü gülüyor. Lincoln'in de yüzü gülüyor. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Atilla Salahi'nin de yüzü gülüyor. Atilla Salahi ve Luan Perez de hafif sırıttığını görebiliyorum. Üçlü çıkacaksak Luan Perez... Tabii işin şakası bir tarafa ama ben öyle bir şeyler gördüm. Şimdi Jesus özellikle Galatasaray bildirisi sonrasında öğrencilerle toplantı yaptı diyor haberde. Sizin yapacağınız tek şey işinize odaklanmak ve saha içinde kalmak. Bunun dışındaki hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor uyarısında bulunmuş ve form düşüklüğüne dikkat çekerek Galatasaray derbisinden beri kötü futbolun izlerini silemedik. Her şeye rağmen kazanmayı bilen bir takım olmamız çok önemli. Ancak oyun gücümüzü de göstermeliyiz diyor. Harekete geçti diyor. Şimdi ben haberde merak ediyorum. Neyden bahsedecek diye. İdman'da Arda Güler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan yandaşı 11'de denedi diyor arkadaşlar. Bakın Arda Güler, İsmail Yüksek ve Mert Hakan yandaşı 11'de denedi diyor. Ve 3 aday belli diyor. Bu 3 ismin dışında Emre Mor da 11'i zorlayan oyuncuların başında geliyor. Crespo kesik giyecek gibi gözüküyor diyor. Ve cezası bittikten sonra formasına kavuşan İrfan Can Kahveci Ümraniye maçında kötüydü. Diego Rossi de kötüydü. Bunların oynaması beklenmiyor diyor. Arkadaşlar eğer İrfan oynamasın, Rossi oynamasın diyorsanız üçlü çıkmak zorundayız. Açık ve net söylüyorum. Eğer İrfan oynamasın diyorsanız üçlü çıkmak zorundayız. Hocam niye? Mecbur. Mecbur. Bakın şöyle bir üçlü çıkartayım ben. Samet Akaydın sağda. Atilla Salahi merkezde. Solda Luan Perez. Orta sahanın solunda Ezgican Alioski. Orta sahanın sağında Ferdi Kadıoğlu. Merkez ikilide. Bakın burası sürpriz. Merkez ikilide. William Arao, İsmail Yüksek ya da Arao Zaitz ikilisi. Yok, Arao Zaitz ikilisi. Önlerinde daha doğrusu Arao'nun önünde Zaitz, Zaitz'ın yanında İsmail Yüksek ya da Zaitz'ın yanında Emre Mor 8 numara gibi ama yer yer kanada aktaracak şekilde. Hücum ikilisinde ise Batshuayi Valencia şeklinde çıksak nasıl olur? Yani üçlü savunmaya dönsek nasıl olur? Size bir sormuş olayım arkadaşlar. Ben açıkçası hani Zaitz'ın ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ve Arao Zaitz orta ikilisini bekliyorum. Hem duyumunu vermiş olayım. Hem hani sakatlık vesaire olmasa da onu belirtmiş olayım. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Videonun başında belirttiğim hususu dikkate almanızı talep ediyorum, rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar. Bu arada tişörtüm nasıl? Beneriyim'dan. Çok hoş tişörtler var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle de hafta sonları da indirime giriyor. Bazen giriyor. Şimdilerde çok girmiyor ama ben uyarmış olayım. Görüşmek üzere.